işlevsellik kazanmak için yükleyebileceğimiz duruma göre, elimizdeki duruma göre bize avantaj sağlayabilecek olan çeşitli yapılar. Bunların da kendi içinde iki tipi var. Built-in yani yerleşik kütüphaneler. Dolayısıyla bizim dışarıdan bir kurulum yapmamızı gerektirmeyen, sadece aktive etmemizi gerektiren yapılar. Bir de bunun dışında dışarıdan o toplulukta geliştirilmiş olan kütüphaneler var. Bunlar kurulum gerektiriyor ve bizim yarınki dersimizin konusu olacak. Dolayısıyla bugün biz hali hazırda Python içerisinde bulunan yerleşik işlevsellik sağlayan kütüphanelerle yolumuza devam edeceğiz. Bunu yaparken 4 tane sıklıkla kullanılan kütüphaneden bahsedeceğim. Sonrasında da bir pratikle şu ana kadar öğrendiğimiz, yani daha doğrusu o ana kadar öğrenmiş olacağımız 4 tane kütüphaneyi birleştirerek bir uygulama yapmaya gayret edeceğiz. O zaman başlayalım. İlk slaytımızda bahsettiğim nesne tabanlı yani object oriented programming'i görüyoruz. İçeriye geçmeden önce, konuya geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Normalde bu programın içerisinde bahsetmeyi, bu seminerin içerisinde bahsetmeyi düşünmediğim bir yapı aslında nesne tabanlı programlama. Fakat kütüphaneleri ele alırken bunu anlatmamış olsaydım çok birçok şey havada kalacaktı. Dolayısıyla anlatmaya karar verdim. Bundan dolayı biraz üstünkörü geçiş yapacağız ama ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını, ne tür özellikleri olduğundan bahsetmek de istiyorum. Bu şekilde kabul edebiliriz. Peki şimdi öncelikli olarak bir çizim ekranı görüyoruz şu anda. Sol tarafta class, sağ tarafta ise object isimli iki tane yapı bizi karşılıyor. Burada sol tarafta insan isimli bir class görüyoruz ve onun özellikli olan isim, telefon numarası, doğum tarihi gibi insana özgü belli özellikler var. Aşağıda da yaş hesaplama isminde bir metot var. Bir sonraki slaytta bunları küçük parçalara ayıracağım ama öncelikli olarak çizimin ne anlama geldiğini size bahsetmek istiyorum. İnsan gördüğünüz gibi süper class dediğimiz üst bir sınıf aslında. Alt tarafta ise öğrenci ve profesörü görüyoruz ve aralarındaki ilişkiyi şurada gördüğünüz şu ok çizimiyle anlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Öğrenci de, profesör de insan klasına dair ya da onun gibi insan klasında. Fakat öğrencinin kendine özgü de ayrı özellikleri var. Mesela bir öğrencinin öğrenci numarası vardır, transkripti vardır. Buna karşılık hocaların, profesörlerin maaş bilgisi vardır. Biz neden klas yapısına ihtiyaç duyuyoruz? Özellikle büyük sistemler, büyük uygulamalar geliştirirken, bir saniye şu ekran çok fazla dikkatimi dağıtıyor. Şunu şöyle aşağı indireyim. Sınıf. Hop. Sınıf yapısından bahsederken, daha doğrusu büyük uygulamalar geliştirirken, mesela bir üniversitenin öğrenci, öğretmen vesaire yapısından bahsederken ya da bir hastanede işte hasta, çalışan, doktor vesaire gibi ya da daha büyük sistemler bile düşünebilirsiniz. Mesela Google'da bugün kendi serverlarını, kendi sunucularında verileri sınıf yapısı üzerinden tutar ve her önemli aktörü ayrı bir klas oluşturur ve bu klaslarda kendi aralarında iletişime geçerler. Burada bir iletişimden bahsetmiyoruz. Şu an sadece bir öğrenci ve profesör gibi alt klasların üst bir klas olan insana olan klasla olan ilişkisinden bahsediyoruz. Fakat dediğim gibi geliştiri yaparken klasları kullanıyoruz. Güzel bir örnek vermek gerekirse, mesela diyelim ki bir öğrenci oluşturduk. İşte öğrenci bir isimli bir değişken oluşturduk ve onun numarası, ismi, telefon numarası vesaire var. Aynı zamanda not ortalamasını hesaplamak istiyoruz. Not ortalaması klasa yeni bir ders, daha doğrusu not ortalaması öğrencinin transkriptine yeni bir ders girdiği zaman otomatik olarak tekrar hesaplanması gerekiyor. Bunları değişkenler üzerinden şu ana kadar öğrendiğimiz integer, list, string vesaire kullanarak yapabilsek de her ne kadar class üzerinden geliştirmek bize çok daha büyük bir esneklik kazandırıyor. Dolayısıyla class benzeri yapılara ihtiyaç duyuyoruz. Sol tarafta insan klasını görüyoruz. Sağ tarafta ise o klasın bir örneğini görüyoruz. Örneğe İngilizce'de object deniyor. Daha doğrusu programlama dilinde. Mesela insan bir isimli bir değişken tanıtıyor olsaydık ve bu öğrenci klasından olsaydı hangi özellikleri olurdu? Öğrenci numarası olurdu. Aşağıda görebildiğiniz gibi. Transkripte olurdu. Aldığı dersler gibi ve not ortalaması olurdu. 3,5 gibi. Buna karşılık tabii ki öğrenci bir insan olduğu için aynı zamanda isim, telefon numarası ve tarih bilgileri de işte Ahmet bu telefon numarası ve bu doğum tarihiyle hesaplanabilirdi. Dolayısıyla alt klas üst klasın, süper klasın özelliklerini de bir şekilde kalıtımsal olarak edinebiliyor. Peki şimdi klastan bahsederken ve öncelikle klastan bahsederken hangi kısımlar önemli ve bunu Python kodunda nasıl gösteriyoruz? Ona geçelim.
Dediğim gibi şimdilik insan klasıyla uğraşıyoruz. Burada class name dediğimiz, class'ın ismi olan kısım insana karşılık geliyor. Özellikleri yani attribute'ları, isim, telefon numarası ve doğum tarihi ve aynı fonksiyonlarda olduğu gibi metotla da bu class'ın belli hesaplamalarını yapabiliyoruz. Tıpkı bir fonksiyon gibi, fonksiyonla çalışır gibi. Kod olarak görecek olsaydık, şimdilik bu üst satırı görmezden gelin. O bir sonraki slide'da işleyeceğimiz bir şey. Bir class objesi oluştururken, class kelimesini kullanıyoruz. Sonra hangi isimle biz bu class'ı çağırmak istiyoruz? İnsan ismiyle, dolayısıyla class insan dedikten sonra, iki nokta koyduktan sonra aşağı kısımda def init diye her class'ta olan statik bir metot var. Buraya baktığımız zaman insanın özellikleri neler olabilir demiştik. İsim olabilir, telefon numarası olabilir ve doğum tarihi olabilir. Dolayısıyla şuradaki init'ten sonra bir self kısmıyla devam ettikten sonra isim, telefon numarası ve doğum tarihi bilgilerini bu şekilde geçiyoruz. Self kelimesi klaslarda özel bir ifade. Tıpkı Fransızca, İtalyanca öğrenirken bazı şeyleri tam olarak anlamasanız da olduğu şekilde kabul edersiniz. Bunu bu şekilde de kabul edebilirsiniz. Ama genel olarak self'in bize sağladığı şey, içerisinde bulunduğumuz klasın ona referans verdiğimizi anlatmamızı sağlayan self, yani şu anki bu class anlamına gelen özel bir keyword. Ve bunu def init dedikten sonra kullanmak zorundayız bir class oluştururken. Aşağı kısımda da self nokta isim, yukarıda parametre olarak geçtiğimiz isim, self nokta telefon numarası, yukarıda parametre olarak geçtiğimiz telefon numarası, self nokta doğum tarihi, yukarıda geçtiğimiz doğum tarihiyle oluşturacağımız birazdan classların, daha doğrusu şu an oluşturmakta olduğumuz klasların objelerini göreceğiz birazdan. Onlarla nasıl değerleri tek tek atayabildiğimizi görebiliyoruz. Bu statik bir kullanım. Dolayısıyla her defasında siz hangi özellikleri, hangi attribute'ları bir klasa eklemek istiyorsanız bu şekilde def init dedikten sonra parantez açıp self virgül, sonra da her bir attribute söyleyip kendisine bu komutla self nokta attribute ismi eşittir attribute ismi şeklinde atama yapmak durumundasınız. Bir diğer kısım ise metot kısmı. Dediğim gibi metotlar o class'ın fonksiyonları gibi düşünebiliriz. Burada class'ın metotlarını oluştururken ya da class'la ilgili fonksiyonlar oluştururken yine self kelimesini her şekilde bahsediyoruz. Çünkü bu class'a ait demek için self kelimesini geçmek durumundayız. Buradaki yaş hesaplamanın mantığında, daha doğrusu bu fonksiyonun genel algoritması şunu gerektiriyor. Ben sistemden güncel tarihi bulmam lazım. Güncel tarih ya da güncel yıl eşittir dedikten sonra date nokta today diyorum. Dolayısıyla bugünün tarihi diyelim ki 13 Şubat. 13 Şubat tarihi güncel yıl ya da güncel tarih değişkenine atanmış oluyor. Dediğim gibi bu date nokta today kısmını birazdan işleyeceğiz. Dolayısıyla eğer anlamlandıramıyorsanız en azından ne yaptığını söyledim. Güncel tarihi almaya yaradığını bilmemiz yeterli. Ve son olarak da güncel yıldan doğum tarihini çıkartarak ve aradaki farkı gün cinsinden 365'e bölerseniz kaç yaşında olduğunu hesaplayabilirsiniz. Burada bir şey var. Mesela demin self kelimesinden bahsetmiştik. Hem yeni bir class oluştururken hem de onun fonksiyonlarını oluştururken. Self nokta doğum tarihi diyerek bu class'taki yani örneğini oluşturacağımız insan class'ının doğum tarihi değerine ulaşmak istiyorsanız ya da isim tarihine ulaşmak istiyorsanız self nokta özellik ismini çağırarak onun atanmış olan değer büyüklüğünü elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla güncel yıldan yukarıda oluşturduğum class'ın doğum tarihini çıkartırsam aradaki gün cinsinden farkı bulabiliyorum. Class'lar ve objeler arasındaki ilişki şu şekilde. Ben hep bunu şuna benzetiyorum. Class'lar bir şablon aslında. Tıpkı mesela döküm yapıyorsunuz. Bir dış bir şablonunuz vardır ama içerisinde ne dökerseniz aslında o cinsten bir örnek edinirsiniz. Yani mesela bir tane kare şeklinde bir şablonum var. İçerisine sıvı altın dökersem onun objesi o şekli almış bir altın külçesi olur. Ama içine gümüş dökersem dolayısıyla o şekli almış bir gümüş örneği olur. Class'la obje arasındaki fark da bu. Siz class'la onun soyut bir ilişkisel betimlemesini yapıyorsunuz. Objeler ise onun somut örnekleri haline geliyor. Burada gördüğüm gibi mesela bir numaralı insan bir isimli değişkenimde isim özelliğine karşılık gelen değer Ahmet, telefon numarasına karşılık gelen telefon değeri bu
doğum tarihine karşılık gelen değerse işte 1990 19 Ağustos olduğunu görebiliyorum. Ve dolayısıyla ben yaş hesaplama fonksiyonu çağırdığım zaman 30 değerini bana döndürüyor. Nasıl obje oluşturuyorum? Objeyi de tıpkı burada gördüğüm gibi insan bir değişkeni eşittir insan klasından ve değerleri tek tek geçtikten sonra oluşturabiliyorum. Diyelim ki ben bunun yaş değerine ulaşmak istiyorum. İnsan bir nokta yaş hesapla dersem de onun değerine, güncel değerine ulaşabilmiş oluyorum. İkinci bir örnek işte Ekin için aynı şekilde bir telefon numarası ve bir tarih verdikten sonra yaş hesaplama fonksiyonu tetiklersem cevap olarak 20 döndüğünü görebiliyorum. Dolayısıyla dediğim gibi klaslar aslında bir nevi dictionary'lere benziyor. Bizim daha önceki dersler öğrendiğimiz gibi çok boyutlu yapılar tutmama yarıyor. Fakat kendilerine has fonksiyonları olabiliyor ve aynı zamanda klaslar arasında üst klas, alt klas gibi ilişkiler geliştirebiliyorum. Bu da beni bir sonraki konuya getiriyor. O da kalıtım. Dediğim gibi üst klasla alt klas arasındaki ilişkiyi nasıl sağlayacağım? Öğrencinin üst klası insan ve insanın da kendine ait olan belli özellikleri öğrenciye de bu ilişkiden dolayı, şurada gördüğüm ilişkiden dolayı aktarılabiliyor olması lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Klas öğrenci dedikten sonra alt taraftaki klası tanıtıyorum şimdi. Klas öğrenci dedikten sonra deminki kısımda parantez içerisinde herhangi bir şey koymamıştık. Öğrenci deyip iki nokta üst üste koyup devam, pardon, insan deyip iki nokta üst üste koyup devam etmiştik. Şimdi ise bir üst klasa ait olduğunu göstermek için parantez içerisinde insan diyorum. Ve iki nokta üst üste koyduktan sonra tıpkı klas insanı tanıtırken def init ile başlamıştık. Init bu arada instantiation İngilizce'de onun kısaltması yani onun örneğini oluşturmak anlamına geliyor bu arada. Ve bu rezerve edilmiş bir ifade. Yani siz Python def init'i gördüğü zaman tamam ben bunu tanıyorum deyip şimdi burada class'ın özelliklerini geçmeye başlayacak diye anlıyor otomatik olarak. Demin bahsettiğim gibi self ile başlıyoruz. Self her zaman kullandığımız bir özel kelime. Ondan sonra özellikleri geçmemiz lazım. Biz bir öğrenci örneğinden bahsedecek olursak tıpkı bir insan gibi olduğu için ya da bir insansı olduğu için isim, telefon numarası ve doğum tarihlerini burada parametre olarak geçmemiz gerekiyor. Buna ek olarak öğrenciye ait olan iki tane daha özelliğimiz var. Burada gördüğümüz öğrenci numarası ve transkript. Virgülden sonra onları da koyduktan sonra. Şimdilik şu satırı es geçin, buraya geleceğim. Öğrenci numarası değerini yukarıdan aldığım öğrenci değerini atıyorum. Ve aynı şekilde transkript değerini yukarıdan aldığım transkript değişkeniyle, daha doğrusu argümanıyla atama yapıyorum. Burada önemli olan satır, üçüncü satır. Burada süper class'tan bahsetmiştik. Yani üst class'tan bahsetmiştik. Dediğim gibi öğrenci bir insan üst klasına dair olduğu için süper parantez aç kapat dedikten sonra yine init kelimesini kullanarak yukarıdan aldığım isim, telefon numarası ve doğum tarihi değerlerini de burada geçiyorum. Sonra da bir tane kendine özgü not ortalaması hesapla diye bir tane fonksiyon oluşturmuşum, bir metot oluşturmuşum öğrenci klasında. Şimdilik buna çok zaman harcamamak için statik olarak 4 döndür demişim. Dolayısıyla ne zaman not ortalaması fonksiyonu tetiklense ya da metot tetiklense her zaman 4 döndürüyor. Bunun için uzun uzun transkript hesaplaması yapmadım. Çünkü benim dediğim gibi bugün class konusuna, daha doğrusu nesne tabanlı programlamaya girmemin nedeni birazdan öğreneceğimiz kütüphanelerde çok yabancılık çekmemeniz. En önemli buradan öğrenebileceğimiz şeyler metotlar. Bu aşağıda gördüğümüz metotlar, class'ların metotları ve aynı zamanda attribute'ları yani özellikleri kısmı. Bunu öğrenmek şimdilik bizim için yeterli olacaktır. Ama merak ediyorsanız da işte bu üst klas alt klas ilişkisini buradaki süper kelimesi ve aynı zamanda parantez içerisinde kullandığımız üst klasın klas ismiyle sağlayabiliyoruz. Peki biz bir öğrenci örneği objesi daha doğrusu oluşturacak olsaydık nasıl bir sentaks takip ederdik? Öğrenci bir isimli bir değişkenimiz olduğunu varsayalım. Öğrenci klasından bir örnek oluşturacağım. Ahmet telefon numarası ve tarihi argüman olarak geçiyorum. Dolayısıyla bu ve bu argümanları geçtim. Sonrasında bir öğrenci numarası 456 olsun. Onu atadım. Transkript olarak da şimdilik boş liste ekledim. Transkripti de transkript değerine karşılık gelen, argümana karşılık gelen değer de boş bir liste şimdilik. Burada göstermek istediğim şey normalde öğrenci klasının yaş hesaplı diye kendine ait bir fonksiyonu yok. Baktığınız zaman burada öyle bir metot görmüyorum. Ama insan klasının bir örneği de olduğu için aynı zamanda öğrenci yukarıdan kalıtsal olarak edindiğim metotları da ben bu öğrenci için kullanabilir hale geliyorum. Tıpkı öğrenci klasını kendine ait olan metodu olan not ortalaması hesaplayı çağırabildiğim gibi. Dolayısıyla bu süper ve alt klas yani daha doğrusu ebeveyn klas ve çocuk klas arasındaki ilişkiyi de bu şekilde sağlayabilmiş olduk.
Tekrar söylüyorum, klaslar biraz soyut kalıyor olabilir. Normalde maksadım bu konuyu sunuma eklemek değildi ama ileriki bölümler için bu kısmı anlamak önemli olacak. Onlar da metot çağrımı ve aynı zamanda attribute'lar yani özellikler kısmı. Şimdi yerleşik kütüphanelere başlayacağız. Sunumun başında da bahsettiğim gibi yerleşik kütüphaneler ne işimize yarıyor? Yerleşik kütüphaneler normalde biz Python koduyla belli şeyler yapabiliyorduk. İşte veri tipleri, döngüler, sorgular bunları yapabiliyorduk. Ama aynı zamanda diyelim ki ben artık sadece veri tipleri olarak ne bileyim sayı, yazı, listeye bağlı kalmak istemiyorum. Aynı zamanda tarih gibi daha kompleks bir veri tipiyle uğraşmak istiyorum. Normalde Python size bunu direkt date diyerek tanıtma izni vermiyor. Yapmanız gereken şey date kütüphanesini dışarıdan bir şekilde import etmek. Import kelimesi yani ithal etmek, dışarıdan yüklemek gibi düşünebilirsiniz. Date kütüphanesi, rastgele sayı oluşturma, arayüz geliştirme ya da sunucularla iletişime geçmek için bu tarz farklı farklı senaryolar için farklı farklı paketler yüklemeniz gerekiyor. Paket neden bütün paketleri aynı anda en başta hepsini yüklemiyorum diye bir soru sorabilirsiniz. O da ilk derslerde bahsettiğimiz o kaynak tüketimini asgariye indirgeme. Ne kadar az kaynak tüketirseniz daha hızlı bir şekilde programlarınız cevap verecektir. Ya da daha az memory yani RAM işgali yapacaktır. Bilgisayarınıza daha az zarar verecektir dolayısıyla. Dolayısıyla biz ihtiyacımız olduğu kütüphaneleri dışarıdan almaya gayret edeceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir önceki sunumda hatırlayacağınız üzere kullanıcı geliştiricilerinden bahsediyorduk. Şimdi tekrar yerleşik kavramlara geri döndük. Bunun da nedeni yerleşik kavram kelimesi şuradan geliyordu hatırlarsanız. Python içerisinde hali hazırda mevcut olan şeyler dışarıdan indirmemizi gerektirmeyen şeyler olduğu anlamına geliyordu yerleşik. Kütüphane kavramına geçmek için kendimiz kütüphane geliştirmeyeceğimiz için bu derste hali hazırda Python'da bulunan kütüphanelerle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi ilk kütüphane, daha demin de söylediğim gibi tarihle ilgili olan kütüphane. Bunun ismi DateTime kütüphanesi Python'da. Şimdi tek tek analiz edelim. Sol tarafta import DateTime diye bir tane satırla başlamışız. Sonra da bugün isimli bir değişken oluşturmuşuz ve DateTime.date.today'in değerini ona atamışız. Sonra da ekrana bastırdığımız zaman 9 Şubat değerini döndürdüğünü görmüşüz. Öncelikli olarak ben bu sunumu 9 Şubat gecesi hazırladım. Dolayısıyla bu kodu çalıştırırken ki güncel tarih 9 Şubat'ta. Ondan dolayı burada 9 Şubat yazıyor. Aynı kodu ben şimdi gidip Jüpiter'de yazdığım zaman bugün tarihi olan 13 Şubat'ı döndürecekti. Eğer burada 9 Şubat gördüğünüzde şaşırıyorsanız açıklaması da bu. Şimdi burada parçalara ayıracak olursak bir kütüphane yüklerken kullandığımız ilk ifade import ifadesi. Gördüğünüz gibi tarayıcı buna kırmızı renkte ya da yeşil renkte cevap veriyor. Ben renk körü olduğum için ayırt edemiyorum ama bu renkte tepki veriyor. Import kelimesini kullandıktan sonra yüklemek istediğiniz kütüphanenin ismini çağırmanız gerekiyor. Burada da kütüphanenin ismi DateTime olduğu için import DateTime dedikten sonra ona ait olan metotlar ve ona ait olan attribute'lara ulaşabiliyorum. Şimdi şunu anlayabiliriz. Benim class ve object oriented programming yani nesne tabanlı programı anlatmamın nedeni de bu. Siz bir kütüphane yüklediğiniz zaman karşınıza ya metotlar ya da attribute'lar yani ya fonksiyonlar ya da özellikler çıkacak. Çünkü ben bu kütüphaneyi yükledikten sonra bakın DateTime.date diyerek onun date attribute'una ulaşmışım. Ve sonra da ya da alt class'ına ulaşmışım. Ondan sonra today fonksiyonunu metodunu aktive etmişim. Dolayısıyla class anlatımımın nedeni buydu biraz. Bir sonraki aşamada şunu göstermek istiyorum. Burada sistemden dinamik tarihi almak için de today fonksiyonunu, today metodunu çağırmışız. Today bugünü döndürüyor. Yukarıdaki uygulamanın bir benzerini bu şekilde de yazabilirdim. İkisi aynı sonuç döndürürdü. Burada farklılık şurada. Import DateTime demektense direkt spesifik olarak tıpkı İngilizce konuşur gibi bütün paketi yüklemektense bu paketten yani bu DateTime paketinden spesifik olarak date alt kırılımını yükle de diyebilirim. Neden? Çünkü burada gördüğünüz gibi DateTime.date.today diyorum. Dolayısıyla DateTime kütüphanesinin date class'ına ulaş, ondan sonra onun today metodunu çağır diyebileceğim gibi. Aynı zamanda
bütün data ile ilgili bütün cluster'ları yüklemektense sadece date ile ilgilendiğim için bunun alt kırılımını da yükle diyebilirim. Bunu bana sağlayan şey de burada gördüğüm from datetime import date komutu oluyor. Dediğim gibi kütüphaneden alt bir kırılım yüklemeye ve dolayısıyla daha az kaynak tüketimine mal veren, ona yol açan kullanım şekli de bu. Yukarıda gördüğüm datetime.date ifadesini artık date olarak kısaltabiliyorum. Çünkü ben sadece spesifik olarak date kısmını yükledim. Bugüne ulaşamayız. Elif Dilşat Sırcı hanımefendi bir soru sormuşlar. Demişler ki from datetime import date dedikten sonra print date desek yine bugüne ulaşırız değil mi diyor. Hayır. Çünkü date bir class. Date'in altındaki today fonksiyonunu aktive etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla date.today demiş olsaydınız bugünün değerine ulaşabilirdiniz. Tıpkı burada olduğu gibi. Burada da ikisinin birbirine eşit olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Herhangi bir fark oluşturmuyor. Peki şunu öğrendim. Ben estağfurullah. Bu şunu öğrendim. Ben today ile bugünün değerini alabiliyorum. Peki sadece bugünün değerini mi alacağım? Hayır. Diyelim ki öyle bir fonksiyonum olsun ki işte 1 Ocak'la 31 Aralık arasında kaç tane resmi bayram var, kaç tane milli bayram var. Bunu hesaplayan bir fonksiyon geliştirmek istiyorum. Bunu yapmak için benim 1 Ocak ve 31 Aralık tarihlerini sisteme tanıtabiliyor olmam lazım. Dolayısıyla sadece today değil, aynı zamanda date klasının bir objesini oluşturabiliyor olmam lazım. Bunu nasıl yapabiliyorum? Tıpkı burada olduğu gibi from date time import date dedikten sonra artık date klasının objelerini oluşturabilir hale geldim. Date parantez içerisinde 2021 2-3 dediğim zaman bana 3 Şubat 2021 tarihinin date klasının bir objesini oluşturdu ve rastgele gün isimli değişkene atamamı sağladı. Date'lerle ilgili güzel bir şey, iki tane tarih arasındaki farkı bulmak istiyorsanız tıpkı iki sayı arasındaki farkı bulmak istediğiniz gibi eksi işareti kullanabiliyorsunuz. Mesela bugünün değeri neydi? 9 Şubat'tı. Rastgele oluşturduğum gün neydi? 3 Şubat'tı. İkisini birbirinden çıkarttığım zaman bana cevap olarak time delta tipinde 6 günlük bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliyor. Buradan hareketle o zaman ben ne yapabilirim? Bugüne bir gün eklersem tıpkı buradaki döndürdüğü objenin date time nokta time delta objesi olduğunu gözlemlediğim gibi ben bugüne onun bir fazlasını eklersem o zaman yarını bulabilirim ya da bugünden bir gün çıkartırsam dünü bulabilirim. Dolayısıyla bu şekilde tarih aralıkları ya da tarih farkları da oluşturabilir oldum. Bir şey söylemeyi unuttum. Date time isminden de anlaşılabileceği gibi aslında iki tane kelimeden oluşuyor. Date ve time'dan oluşuyor. Date tarih, time ise zaman aslında. Bu örnekte mesela ben tarihlerle uğraştığım için sadece date alt kırılımını yükledim. Ben eğer saat, dakika ya da salise cinsinden bir işlem yapıyor olsaydım da o zaman from date time import time diyebilirdim. Dolayısıyla alt kırılım yüklemenin esprisi de buradan geliyor. Şu an sadece tarihle ilgilendiğim için tarih benim için yeterli oluyor. Time'ı yüklememe gerek yok. Peki şunu öğrendik ki date klasının today fonksiyonunu çağırarak, today metodunu çağırarak bugünün değerini alabiliyordum. Bugünün değerini aldıktan sonra bu hala bir date objesi. Dolayısıyla bunun da özellikleri var. Mesela bugünün yıl cinsinden bir karşılığı var, 2021. Bugünün ay cinsinden bir karşılığı var, 2 yani Şubat. Ya da bugünün gün cinsinden bir karşılığı var, o da 9. Dolayısıyla tarihin parçalarına da tıpkı bir class'ın attribute'larına ulaşır gibi yaptığımız gibi ulaşabilirim. Bir diğer uygulama ise normalde şöyle bakalım. Ben bugünü döndürdüğüm zaman şu şekilde bir yazı beni karşılıyor. 2021 çizgi 02 çizgi 09. Diyelim ki benim senaryom öyle bir şey ki ben aralarda çizgi olmasındansa taksim yani slash işaretinin olmasını istiyorum. Bunu sağlayabilir miyim? Bunu da sağlayabiliyorum. Bunu da bana sağlatan şey strf time yani string format time metodu. Bugün objesine strf time metodunu uygulayarak parantez içerisinde geçtiğiniz argümana göre onu çeşitli formatlara sokabilirsiniz. İşte daha demin bahsettiğim gibi yıl, ay ve gün arasına slash koymak gibi. Burada şunu sorabilirsiniz. Neden Y yıla, M aya ve D güne tekabül ediyor? Aslında tabii ki ilk harfleri year, month ve day. Ama mesela neden büyük M değil ya da burada neden küçük Y değil gibi sorulabilirsiniz. Bunlar Python içerisinde ve bu strf time
kullanırken tanımlı olan ifadeler. Siz ne zaman ki büyük Y, yüzde büyük Y işareti koyarsanız o yıla karşılık geliyor. Ne zaman yüzde M koyarsanız aya denk geliyor. Dediğim gibi bu kütüphaneyi geliştiren geliştiriciler bu harflerin o objelere karşılık geldiğini bir şekilde sistemde tanımlamışlar. Biz de bunun avantajını kullanıyoruz. Peki başka ne yapabiliriz? Bu arada yani şöyle söyleyeyim size takribi 20-30 tane farklı harf ve onların farklı kullanımları var. Ben sadece size bir öngörü verebilsin diye birkaç tane, iki tane örnek koydum. İlki araya farklı taksim işaretleri koymak. İkincisi de tarihi tabii ki biz sadece rakamlarla bastırmak zorunda değiliz. Ya yani mesela şu örnekte gördüğümüz gibi D harfi yine günü alacak 09 ama büyük B harfi ayın yazılı cinsten karşılığı. Dolayısıyla ben Şubat ifadesini görebiliyorum. Araya bir virgül koymuşum. Virgül koyduğum için etkisini burada gözlemleyebilirim. Yıl içinde büyük Y harfini kullandığım için onun burada çıktığını görebiliyorum. Burada şu belki bir soru olabilir. Burada yüzde işaretleri kullandık. Onlar neden burada yüzde olarak gösterilmedi? Çünkü yani tekrardan söyleyecek olursam bu paketi geliştiren insanlar yıla karşılık gelen şey için yüzde Y ifadesi, aya karşılık gelen şey için yüzde M ifadesini kullanmışlar. Dolayısıyla bu şekilde kullanım oluyor ve yüzdenin burada bir karşılığı yani doğrusu çıktısı olmuyor yüzde işaretinin ama yüzde M dolayısıyla ikisinin birleşik bir çıktısı oluyor. O da aya karşılık geliyor. Bu da tarihi şekillendirmek için kullanılan bir STRF time metodu. Tarihle ilgili herhangi bir soru var mı? Yoksa rastsal sayılar bir başka ikinci bir kütüphane olan random'a geçeceğim. Bakıyorum şu an herhangi bir soru yok. Tamam o zaman devam edeyim. Eğer gelirse olmadı araya gitmeden tekrar geri dönüp bunu cevaplamaya çalışırım. Bir saniye. İkinci bahsetmek istediğim kütüphane random kütüphanesi. Random kütüphanesinin kullanımı genellikle istatistikle uğraşan insanlarda çok fazla var. Karşılık buluyor. Bunun da nedeni şu. Normalde siz bir sayı oluşturmak istiyorsunuz. Diyelim sayı oluştururken tabii ki kendiniz işte tek bir sayıysa işte 3, 5, 10 nasıl bir sayı isterseniz onu verebilirsiniz. Ama bir program geliştirdiniz ve programınızı stres testine maruz bırakmak istiyorsunuz. Yani benim programım bir eleman içeren bir liste aldığı zaman kaç saniyede cevap veriyor mesela? Ya da 10 bin tane sayı içeren bir listeye maruz kaldığı zaman ne kadar zamanda yanıt veriyor? Mühendislikte stres testi zannederim benzer bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla yazdığınız algoritmanın, yazdığınız kodun ne kadar güçlü olduğunu anlamak istiyorsanız ona büyük listeler vermeniz, büyük sayılar vermeniz ya da çok fazla sayı içeren collection'lar göndermeniz gerekiyor. Tabii ki dediğim gibi bir tane rakam içeren bir sayı bir liste oluşturacaksanız o kolay. Ama 1.000 tane sayı içeren bir liste oluşturmak istiyorsanız o zaman büyük ihtimalle buradaki gördüğümüz gibi random tarzı sizin için rastgele sayı üreten kütüphanelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdi burada random kütüphanesi çok basit kullanımı var. Burada 5 tane örnek metotlarını gözlemleyebiliyoruz. İlk örnek metodu random.random. Random metodu rastsal bir ondalık sayı döndürür. 0 ile 1 aralığında, 0 ile 1 aralığında herhangi bir ondalık sayı döndürür. Buna karşılık random uniform komutunu çağırırsanız bir başlangıç ve bitiş değeri verirsiniz. Bu 5 ve 10 değerleri arasında mesela bu kullanımda rastgele bir ondalık sayı döndürür. Rastsal ondalık aralıklı bir döndürüm yapar. Diyelim ki biz ondalık sayılarla uğraşmak istemiyoruz. Sadece tam sayılarla uğraşmak istiyoruz. O zaman kullanabileceğimiz bir diğer metot randint metodu. 5 ile 10 sayıları arasında rastgele bir sayı döndürmesini isterseniz bu kullanımı yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise choice metodu. Choice metodunun da avantajı şu. Diyelim bir kocaman bir listeniz var. İşte içinde 100 tane sayı içeriyor. Bu liste de olabilir, range de olabilir. Dolayısıyla o başta hep konuştuğumuz koleksiyon. Yani birden fazla değişkenden oluşan liste gibi, yazı gibi ifadelerde yazı gibi ifadelerin arasından rastgele bir sayı seçmek isterseniz o zaman choice komutunu kullanabilirsiniz. Tabii ki range kullanacaksanız rand int dedikten sonra 0 ile 100 arasında herhangi bir sayı döndürmekle herhangi bir farkı olmayacaktır. Ama range değil de kendi listenizi kullanmış olsaydınız o zaman choice komutu o liste içerisinden rastgele bir eleman seçecekti.
Ve son olarak da bahsetmek istediğim komut sample komutu. Sample komutu da verdiğiniz aralıkta k argümanını kullanarak kaç tane rastgele eleman seçmesini istediğinizi söyleyebilirsiniz. Biz burada range 100 demişiz ve 5 tane eleman döndür demişiz. Bize 3, 44, 94, 37 ve 43 rakamlarını rastgele numune olarak seçip göndermiş. Bu da random komutunun kullanımı. Süreye bakayım. Süremiz var. O zaman devam edelim birazcık daha. Şimdi üçüncü bahsetmek istediğim modül, başka bir yerden veri alırken de mi import kullanıyoruz? Veri alırkenden kastınız ne Berat Bey? İsterseniz sesli de sorabilirsiniz. Bir Evet, zaman. sesli açabilirim eğer konuşmak istiyorsanız. Tamam. Açayım ben şimdi. Tamamdır. Sesli söyleyebilirsiniz Berat Bey. Tamam, peki o zaman devam edelim isterseniz. Şey cevabı belki şey içerisinde sunumun geri kalan içerisinde bulabiliriz. Olmadı arada da sorabilirsiniz o zaman sorunuzu. Peki şimdi TK Inter yani arayüz kütüphanesine giriş yapacağız. Öncelikli olarak arayüz nedir? Şu ana kadar diyelim ki benle beraber kodların aynısını siz de Jüpiter'de bir şekilde test ediyorsunuz. Dolayısıyla aslında bizim hapis kaldığımız bir ortam var. O da Jüpiter ortamı. Yani mesela biz çok cool bir şey geliştirdik ve arkadaşımızla paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla onun da bilgisayarında Python yüklü olması lazım. Onun da bilgisayarında işte Jüpiter ya da herhangi bir derleyici yüklü olması lazım ki o arkadaşımız da o fonksiyonu çalıştırabilsin. Arayüz işi bir adım öteye götürüyor. Bizim bilgisayarlarımızda gördüğümüz nokta exe uzantılı ya da eğer Mac kullanıyorsanız application isimli olan çalıştırılabilir şekillere döndürebilmek fonksiyonlarımızı daha aslında daha albenisini yükselten, daha kullanışlılığını artıran bir şey. Çünkü herkesin bilgisayarına Python kurulu olmayabilir tabii ki. Tahmin edebileceğiniz gibi. Arayüz bizim ne yapmamızı sağlıyor? Bizim yazmış olduğumuz fonksiyonu paketleyip onu bizim bilgisayarımızdan da başka ortamlara çalıştırabilmeyi sağlıyor. Bu ilk avantajı. İkinci avantajı ise işte A eşittir 100 gibi bir yazı yazmaktansa bir form üstünde ya da bir internet sayfası ya da şuna benzer bir görünüm düşünün. Böyle bir görünüm üzerinde seçimler yapıp işte buradaki çokluğu açılır listeden bir eleman seçip ne bileyim tarih seçebilip buradaki butonlara basabilip ve hatta belki buraya bir mesaj yazıp gönder butonuna bastığı ya da aktive etme butonuna bastığı zaman sonuç alabileceği yapılar inşa etmemize yarıyor. Dolayısıyla iki tane büyük avantajı var. Sol tarafta çizimini gördüğümüz bir örnek var. Bu arada ben bu örneği kendi projem olarak yapmıştım zamanında. Ne yaptığını hemen kısaca bahsedeyim. Benim gibi çok fazla şey unutan, çok fazla söz verip sonra unutan bir insansanız eğer, mesela kendinize şöyle bir arayüz geliştirebilirsiniz. İşte sen, ben buradan bir input yapacağım, böyle bir seçim yapacağım. Diyeceğim ki bana şu tarihte bana bir doğum gününü hatırlat. Hatırlatırken iki yöntem kullanabilirsin. Ya sisteme kaydedebilirsin. Dolayısıyla bunun bir bilgisayarımda bir çıktısı olur. Ve ben bu çıktıyı açıp işte bu Word dokümanı olduğunu varsayalım. İşte ha evet 31 Ocak'ta işte atıyorum Gizem Hanım'ın doğum günü vardı. Dolayısıyla işte ne bileyim 5 Nisan'da Berk isimli bir arkadaşımın doğum günü vardı. Ben bunu bir doküman içerisine yazabileceğim gibi aynı zamanda kendime e-posta yoluyla ya da e-mail yoluyla bu hatırlatma tarihinin bir hafta öncesinden, bir gün öncesinden ya da aynı gün bana bir hatırlatıcı mesaj gönder deyip buraya notumu yazıp gönder tuşuna bastığım zaman bana otomatik mail gelmesini sağlayabilirdim. Böyle bir arayüz geliştirmekti maksadım bu projeyi yaparken. Sol tarafta önce nasıl gözükmesini istediğime dair bir çizim yaptım. Sonra da bunu Python'da şimdi göstereceğim TK Inter kütüphanesini kullanarak gerçekten bir arayüze dönüştürdüm. Bu dediğim gibi sol taraftaki plan eskizi yani taslağı. Sağ tarafta ise bunun Python'da çıktısını gözlemleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi hemen hemen her şeyi yapabilmeyi başardım. Bir açılır liste yani drop down list. Bir tarih seçici yani date picker. Bir tekli seçici, burada gördüğümüz tekli seçiciler, yani radio button ya da checklist dediğimiz, checkbox dediğimiz çoklu seçiciler seçicileri oluşturabiliyorum. Aynı zamanda text area dediğimiz metin girebileceğim bir alan ve buton yani düğme objelerini gözlemleyebiliyorum. Dolayısıyla arayüz geliştirirken bunların her biri
TK Inter Kütüphanesi'nin altındaki klaslar ve ben de onların objelerini oluşturarak bunu geliştirebildim. Şimdi hemen kısaca bir örnek yapalım. Tabii ki bu sağ tarafta gördüğümüz örneği yapmak için ekran yetmezdi. Daha uzun bir yazılımı var. Dolayısıyla ben onun yerine çok daha basit bir uygulamayla sizi tanıştırmak istiyorum TK Inter paketiyle. Başlamadan önce şimdi çok daha farklı bir yükleme, kütüphane yükleme ifadesiyle karşı karşıyayız. From TK Inter, yani TK Inter paketinden import ve yıldız işaretini görmüşüm. Bunları bu arada kasıtlı olarak farklı senaryoları gösteriyorum ki bunlarla karşılaştığınız zaman afallamayın. Yani ben bunu öğrenmedim demeyin. En azından bir tanışıklığınız olsun bu ifadeyle. Normalde daha önce neleri görmüştük? Import date time görmüştük ya da from date time import date'i görmüştük. Import yıldızsa TK Inter kütüphanesindeki her şeyi yükle anlamına geliyor. Bunun alternatifi ne olurdu? Import TK Inter demek olurdu. Fakat bu arada yıldızın karşılığı her şey demek. Onu da tekrar vurgulayayım. Fakat böyle bir şey yaptığınız zaman siz aşağıda mesela TK Inter paketinden ne olsun? İşte label yani etiket klasını oluştururken siz başına TK Inter nokta label demeniz gerekirdi. Fakat siz from TK Inter import yıldız dediğiniz zaman başına artık TK Inter nokta label demenizdense direkt label ismiyle çağırabilir hale geliyorsunuz. Bu da burada etiket, burada buton objeleri oluşturmuşum. Burada da TK objesi oluşturmuşum. Dolayısıyla 3 defa yazmaktansa sadece buraya import yıldız diyerek başlarına TK Inter demekten beni kurtarmış. Bu da yükleme yaparken, kütüphane yükleme yaparken faydalanabileceğiniz bir başka teknik. Onu göstermek istedim. Kodu şimdi öncelikli olarak şöyle yapalım. Bir çıktısını görelim nasıl bir tepki verecek bana bu kodu çalıştırdığım zaman. Sağdaki gibi bir çıktı verecek. Bu arada yine bahsetmek istediğim bir başka şey de burada gördüğünüz gösterimden farklı bir gösterim beni karşılıyor. Bunda nedeni bir önceki Windows'ta geliştirilmiş. Buysa Mac'te geliştirilmiş olduğu için. Dolayısıyla Mac'in geliştirdiği arayüzle, daha doğrusu size gösterdiği arayüzle Windows arada böyle biraz minik farklılıklar olabiliyor. Şimdi kodu tekrar incelemeye devam edelim. Öncelikli olarak arayüz eşittir TK diye bir değişken oluşturmuşum. TK bizim burada gördüğümüz arayüzün kendisi. Siz hiçbir şey yazmamış olsaydınız ve sadece arayüz eşittir TK deyip sonra da arayüz nokta main loop bir şey çünkü bu GUI'yi çalıştırmanızı sağlayan bir şey. Eğer bu satırı koymamış olsaydınız bir saniye, bir salise de hemen bu arayüz oluşup sonra kaybolacaktı. Sürekliliğini sağlamak için, sürekli görünür olmasını sağlamak için main loop ismi verilen bir metot kullanıyoruz. Ama dediğim gibi sadece arada şunların hiçbiri olmamış olsaydı ve sadece arayüz eşittir TK olmuş olsaydı bana boş bir canvas, boş bir çerçeve verecekti. Bu çerçeveyi oluşturmak için benim TK isimli bir TK klasının bir objesini oluşturmam lazım. Bunu da bu şekilde yapabiliyorum. Bunu oluşturduktan sonra ben burada bir başlık, daha doğrusu bir title verebilirim. Mesela arayüz uygulaması demişim. Arayüz nokta title dedikten sonra burada yazmasını istediğim ifadeyi yazarak bu şekli almasını sağlayabiliyorum. Bir sonraki argümanım, bir sonraki attribute'um, özelliğim, geometri özelliği. Geometri özelliği piksel cinsinden bu arayüzünüzün büyüklüğünü saptamanızı sağlıyor. 250 yatayda, 50 düşeyde büyüklükte bir arayüz oluşturabilmişim. Bu da ikinci kısmı. Daha doğrusu ikinci satır, ikinci önemli özelliğim arayüze dair. Sonra etiket diye bir değişken tanıtmışım ve bunun label'ın bir objesi olduğunu gözlemleyebiliyorum. Label dedikten sonra ilk yaptığım şey hangi arayüzün içerisinde ben bu etiketi koymak istiyorum? Hangi arayüzün üstüne koymak istiyorum? O da yukarıda oluşturduğum şu canvas, şu arayüz olduğu için aynı argümanı, ismini geçiyorum. Ve sonra da üzerinde ne yazmasını istediğimi text eşittir dedikten sonra ibareyi bırakabiliyorum. Dolayısıyla ben bunu yaptığım zaman merhaba yazısının burada çıktığını görebiliyorum. Ben buraya işte selamlar yazmış olsaydım burada selamlar çıktısını gözlemleyebilecektim. Siz her bir obje oluşturduğunuz zaman yani burada arayüzü oluşturduk, sonra burada arayüzü çağırdık ama aynı zamanda konumlandırmak için bu oluşturduğunuz objeyi bir özel bir komut kullanmanız lazım. Bunun ismi grid. Bunun alternatifleri var. Pack de kullanabilirsiniz, place de kullanabilirsiniz, grid de kullanabilirsiniz. Bunların hepsi
oluşturulan objeleri, etiketleri, düğmeleri ya da ne olabilir, girdi ekranlarını, seçicileri arayüzün üzerinde konumlandırmanıza yarayan bir komut, grid komutu. Bunu yaptığınız zaman nereye yerleştirmek istiyorsunuz? Ben demişim ki sıfırıncı satıra, yani en üstteki satıra yerleştir. Sonra da birinci kolona yerleştir demişim. Burada relatif bir mantık var. Ben etiketi koyduğum zaman, sonra diyelim ki düğme objesini oluşturacağım birazdan. Düğme objesini de oluşturduğum zaman, istersen buraya kolum 100 diyebilirim, buraya row 1000 diyebilirim. Yaptığı şey birinci koluna gidip yerleştirmek değil. Yerleştirilmiş olan diğer objelerin birbirleriyle olan relatif göreli pozisyonlarına bakıyor. Ve ben burada 1 dediğim için ve sonra oluşturacağım buton düğmesini ikinci konuma koyduğum için her zaman en üst tarafa, en düşük değerlere sahip olan ya da en düşük yatay ve düşey konumlara koyar. Sonra da eklemek istediğiniz diğer elemanları da ona göre, ha bu bundan büyük, demek ki bunun sağına koymam lazım ya da bunun altına koymam lazım gibi göreli olarak yerleştirir. Dolayısıyla buraya 1000 de deseniz, buraya 1001 de deseniz yine benzer bir çıktı ve eleman konumlamasıyla karşı karşıya kalacaktık. Ama bahsettiğim şey, tekrar şuraya dönecek olursak, grid kelimesiyle de elemanı yerleştirdik arayüze. Sonra şimdilik şuradaki def tıklama fonksiyonunu geçelim. Oraya geleceğim. Devamında düğme diye bir tane buton klasının bir objesini oluşturmuşum. Yine hangi arayüzle ilişkilendirmek istiyorum? Arayüz ismini verdiğim arayüzle ilişkilendirmek istiyorum. Bunu yaptım. Sonra üzerine bir text ifadesi, düğmeye bas diye bir text ifadesi koymasını istedim. Ve sonra da comment eşittir tıklama demişim. Ve bu tıklama benim burada bahsettiğim def tıklama, yani tıklama fonksiyonuyla aynı isimde. Bunda nedeni neden? Çünkü ben bir buton oluşturduğum zaman, ona bastığım zaman bir aksiyon almak isterim. Aksi halde buton olmasının hiçbir esprisi yok. Comment argümanıyla ve ona verdiğiniz değerle beraber bu düğmeye tıklandığı zaman hangi fonksiyonun tetiklenmesi gerektiğini bilgisini geçebiliyorsunuz. Ve burada da tıklama isimli fonksiyonla ben bu ilişkiselliği kurmuşum. Dolayısıyla butona tıklandığı zaman tıklama isimli fonksiyon aktive olacak. Tekrar yine buna geçmeden önce düğme objemizi de yerleştirelim. Bunu yaparken de yine grid komutunu kullanıyorum. Kolon 2 ve satır 1 diyorum. Satır 1 satır 0'dan sonra geldiği için altına konumlandırıyor. Kolon 2 kolon 1'den önce sonra geldiği için sağına konumlandırıyor. Dolayısıyla konumlama bu şekilde oluyor. Şimdi burada da düğmenin çıktısını görebiliyoruz. Ben düğmeye bastığım zaman, buradaki düğmeye bas butonuna bastığım zaman şöyle bir etki beni karşılıyor. Yeni arayüzüm düğmeye tıklandı yazısı olarak gözüküyor ve düğmeye bas butonu yine varlığını sürdürüyor. Bunu nasıl sağladık? Comment eşittir tıklama isimli fonksiyon üzerinden sağladık. Şimdi onun detaylarını okumaya başlayalım. Def tıklama diye bir fonksiyon herhangi bir argüman almıyor. Global etiket diye bir ifade beni karşılıyor. Bu önemli bir kullanım. Size önceki derslerde şundan bahsetmiştim. Bir fonksiyon oluştururken sizin oluşturduğunuz değişken isimleri ya da çağırdığınız değişken isimleri o fonksiyonun içerisinde ya argüman olarak ya da yol üstünde tanımlanır olması lazım. Aksi halde bu burada bahsettiğimiz etiket değeri mesela burada eğer şu aralıkta, şu 3 satırda tanımlı değilse Python size hata verecektir. Fakat burada bir tane exception var. Burada bir özel durum var. O da şu: eğer değişkeninizin başına global kelimesini kullanırsanız bu şu anlama gelir: bütün Python dosyası içerisinde etiket gördüğüm yerdeki değerle, yerdeki özellikle neyse artık ilişkilendirmeyi kurmasını sağlar. Yani global buradaki lokal değişken atamalarından bir tık üstünde bütün Python dosyasının içerisindeki elemanlara adres verebilir, referans verebilir ya da onların değerlerini değiştirebilir hale geliyor. Bu özel bir konsept. Burada herhangi bir şekilde global etiket dedikten sonra herhangi bir değer ataması yapmamışım. Bu satır bana sadece bu ilişkiselliği kurmamı sağlıyor. Dışarıdaki etiket isim değişkenleri bul ve ona referans vereceğim şimdi şeklinde derleyiciye bir bildiride bulunuyor gibi düşünebiliriz. Düğmeye tıklama, yani doğrusu tıklama fonksiyonunun bir diğer satırında ise tıklama nokta configure dedikten sonra text eşittir düğmeye tıklandı diye bir değişken, bir değer beni karşılıyor. Bunu da zaten sağ tarafta örneğini görmüştüm. Configure, tahmin edebileceğiniz gibi tekrardan konfigüre etmek, tekrardan değiştirmek gibi. Etiket dediğim şey
Benim buradaki etiketimdi, label isimli klasımın bir objesiydi ve öncelikli olarak üstünde merhaba yazıyordu. Fakat ben configure metodunu kullanarak ve yeni değerini düğmeye tıklandı olarak değiştirmek istediğimi söylediğim zaman yapacağı şey buradaki etiketi bulmak. Dolayısıyla buradaki etiketin yeni değerini düğmeye tıklandı olarak revize etmek olacaktı. Ve butonla da bu basıldığı zaman bu tetikleniyor ve güncel değerini burada gözlemleyebiliyorum. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi bunlar iki arayüz değil. Aynı arayüzün yani ilk çalıştırdığım zaman bu değeri almıştı. Düğmeye bastığım zaman da aynı arayüz bu değerle güncellenmiş oldu. Bu da TK Inter arayüzünün genel çalışma prensibi bu şekilde. Bir sonraki slaytta yeni sunucularla ilişkilere nasıl girebileceğimizi anlatan request paketi. Bir tane soru paylaştı Elif Hanım bu arada. O olabilir belki. Evet. Ben o soruyu soracaktım ve şey rica ederim sorun değil. Yani başlıyorsak şimdi cevaplaya başlayabilirim. Aynen başlayabiliriz şu Peki. anda bence. Demin de söylemiştim. Tekrar şey yapayım. Tekrarlayayım yani. Sorun değil. Normalde main loop komutunu kullanmıyorsaydınız bir kere her şeyden önce main loop TK Inter'in kendine özgü bir fonksiyonu. Dolayısıyla dışarıda main loop'u başka bir amaçla kullandığınız zaman bir cevap döndürmeyecektir. Fakat main loop metodunun bize sağladığı avantaj eğer kullanmıyor olsaydık şu şekilde bir etki alacaktı. Biz kodu çalıştırdığımızı varsayalım. Arayüz gözükecekti ve bir milisaniyede ya da bir saniyede hemen yok olacaktı. Main loop bunun sonsuz bir döngü halinde olmasını sağlıyor ve o arayüzde gördüğümüz şu yani çıktı sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Ta ki biz onu yok edene kadar. O şekilde söyleyeyim. Anladım. Teşekkür ederim. Sorun değil. Bu konular yakın kampüs kanalında var mı? Evet var. Hatta daha fazla şey var. Onda mesela Ömer Fatih Tüzün sormuş. Mesela onda şu projeyi anlatmıştım. Bu projenin nasıl yapılacağını anlatmıştım. Yani dolayısıyla mesela şimdi biz bu örnekte neleri gördük? Etiket ve buton objelerini gördük. Fakat bu proje içerisinde drop down dediğim gibi açılır menü, tarih seçici, tekli seçici, tekil seçici ve çoklu seçiciler hatta ne derler? Text alanı ya metin alanını objelerinde işliyoruz. Farklı farklı elemanlar da var. Tabii şunu da unutmayın. Aslında 20'ye yakın hatta daha bile fazla belki kullanabileceğimiz farklı objeler var. İşte bu etiket butonu haricinde. Ben sadece bu uygulamada gördüğünüz gibi 5-6 tanesini kullanmışım. Çok daha fazla şeyler mümkün. Yani ben şunu tavsiye ederim. Kesinlikle şeye bakın. TK Inter'le insanların geliştirdikleri arayüzlere bakın. Yani hakikaten beyniniz patlar. O kadar güzel şeyler oluşturabiliyorsunuz. Ama bu 7 tane ana objeyi işlemiştim o videolardan. Peki o zaman başlayalım. Devam edelim. Şimdi artık buradan sonra biraz daha iş şey olmaya başladı. Yani öyle söyleyeyim. Artık arkanıza yaslanın ve izleyin diyorum. Çünkü herkes mesela sunucularla işlem yapmıyor olabilir. Şimdi ben burada kullanıcı ve sunucu arasındaki bir ilişkiyi anlatmaya çalışacağım. Bu bizim ne işimize yarıyor? Ben bu örneği veriyorum her zaman. Telefonumuzu düşünelim. Mesela telefondan biz şimdi hava durumuna bakmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'a kar geleceğini öğrendik. Mesela atıyorum şu an hava kaç derece, yarın kaç derece olacak? Biz bir kullanıcıyız ve bir sunucu var. Tahminlerinin tutulduğu bir sunucu var ve biz bununla iletişime geçiyoruz. Diyoruz ki bana bugünün tarihini ver. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte diyelim ki weather isimli bir app'imiz var. Buna basıyoruz. Dolayısıyla bir talep yolluyoruz. Sunucuda gönderdiğimiz talebin bir karşılığı oluşuyor ve bu cevap bize geri döndürülüyor. Bu süreç aslında işte sunucu ve insan kullanıcı arasındaki bu talep yapısına, API yapısına çok güzel bir örnek. Biz başka API'yi yani sunucularla kullanıcıların başka nasıl ilişkileri olabilir? İşte mesela internet sayfası, mesela Wikipedia'yı düşünün. Normalde siz bilgisayarınızda Chrome'a gidip işte wikipedia.com yazdığınız zaman size bir içerik döndürülür. Ve aslında işlem şu şekildedir. Siz talebi yollarsınız. Ben bu sayfaya ulaşmak istiyorum. Ulaştığınız sunucuda o sayfanın içeriğinin bir karşılığı vardır. Onu size geri yollar. Bu geri yolladığı işte internet sayfası HTML, CSS ve JavaScript ile bezenmiş bir yapı yollar ve sizin tarayıcınızda işte Chrome kullandığınızı varsayalım. Chrome'da tekrar vücut bulur bu dosyalar ve açılır. Dolayısıyla bir internet sayfasına erişim bile aslında sunucuyla kullanıcı arasındaki bir talebe güzel bir örnektir. Ya da başka ne olabilir? İşte Google Drive kullanıyoruz mesela ya da Microsoft Teams'i kullanıyoruz. Oraya bir dosya atıyoruz, değil mi?
Dolayısıyla dosyaları da biz gönderebiliyoruz ya da oradan dosya da talep edebiliyoruz. Ya da yine daha demin verdiğim örnekte olduğu gibi çeşitli app'ler var, çeşitli programlar var. Biz hava bültenini öğrenmek istediğimiz zaman onun bir programı çalıştırmasını bekliyoruz. Onun sonucunu alıyoruz. Dolayısıyla biz sürekli bir talep gönderme ve yanıt alma ilişkisiyle sunucuyla irtibata geçebiliyoruz. Peki bunu anladıktan sonra talebin de yanıtın da kendi içinde küçük bileşenleri var. Yani neden bahsediyorum? Mesela biz bir talep yollarken 3 ana özellikten bahsedebiliriz. Biz hangi metot üstünden sunucuyla iletişime geçmek istiyoruz? Hangi adres üstünden sunucuyla iletişime geçmek istiyoruz? Ve hangi girdilerde bulunuyoruz? Şimdi örnek verelim. Diyelim ki ben internet sayfasına ulaşarak ya da telefonumdaki app üstünden, uygulama üstünden hava durumunu almak istiyorum. Dolayısıyla benim yapmak istediğim şey get, yani mevcut durumu bana getir. Ama buna karşılık başka bir şey daha yapabilirim. Mesela Google Drive'a ben bir dosya yükleyebilirim. Dolayısıyla benden ona bir data gidişi var. Bu da posta güzel bir örnek. Bunun haricinde baktığınız zaman takribi 10'a yakın farklı sunucuyla iletişime geçme şekilleri olabilir. Put da buna bir örnek, delete de buna bir örnek. Mesela bir sunucunuzun arkasında bir database var mesela. Buradan bir girdiği silmek isterseniz o zaman da delete komutunu mesela kullanıyorsunuz. Eğer olabilecek mümkün diğer bütün yöntemlere bakmak istiyorsanız, bütün metot tiplerine bakmak istiyorsanız burada V3 Schools'un bir tane sayfasını koydum. Bu sayfa üzerinden hangi metodun ne yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Bunun haricinde ben bir adres üstünden sunucuyla iletişime geçiyorum. Yani dedim ki hava bültenini ver. Tamam, get'i anladık. Peki hangi adrese ben talebimi yollamam lazım? Bu da dediğim gibi adres. Yani https://, ondan sonra diyelim ki metaweather diye bir internet sayfasını kullanıyorum. O sayfanın kendisi. Tabii ki özellikle mesela Wikipedia örneğini tekrar geçecek olursak Wikipedia'da binlerce farklı işlem yapabilirim. Ben makalenin kendisini alabilirim. Makalenin referanslar kısmını alabilirim. Ya da ne bileyim sağ tarafta orada kısa biyografi, mesela bir insanın biyografisine ulaşmak istiyorsam orada küçük bilgiler var. Oraya ulaşmak isterim. Dolayısıyla internet sayfalarının ana gövdesi wikipedia.com olarak kalıyor ya da org olarak kalıyor. Slash'tan sonra alt kırılımına hangi işlemine ulaşmak istiyorsam tam adresini vermem lazım. Bu işlem için bu adrese ulaşmam lazım. Farklı bir işlem için farklı bir adrese ulaşmam lazım. Dolayısıyla bir adresi de biliyor olmam lazım. Üçüncü bir önemli argüman da girdiler. Wikipedia mesela herhangi bir şifre istemiyor bizden. Biz ne zaman istersek Wikipedia'ya ulaşabiliyoruz eğer yasak değilse. Ama onun dışında mesela siz maillerinizi okumak istiyorsanız mail de bir sunucu. Mail sunucusuna girmek için öncelikle şifrenizi girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bazı durumlarda authorization dediğimiz o şifreleme kısmını geçmeniz gerekiyor. Bazı durumlarda ise mesela ben bugünün hava bültenini öğrenmek istemiyorum. Bundan 10 gün sonranın hava bültenini öğrenmek istiyorsam 10 gün sonrayı da sisteme tanıtabiliyor olmam lazım. Buna da parametre deniyor. Dolayısıyla bu 3 ana bilgi biz kullanıcılardan sunucuya gönderiliyor. Buna karşılık sunucudan da bize 2 tane majör bileşen geliyor. Birincisi statü kod, yani yanıt kodu. Bunlar genellikle 1, 2, 3, 4, 5 ile başlayan sayılar, 3 basamaklı sayılardır. Mesela ben bugün youtube.com'un altında rastgele ABCDS bilmem ne diye bir siteye ulaşmaya çalıştığım zaman YouTube benim sayfamda 404 hatası döndürür. Bunu hepimiz tarihin farklı zamanlarında karşılaşmışızdır. 404 mesela 4 ile başladığı için bu bir kullanıcı hatasıdır. Çünkü siz yanlış linki girmişsinizdir. Yanlış adrese ulaşmaya çalışıyorsunuzdur. Bazen 5 ile başlayan bir hata alırız. O da sunucunun kendi tekniksel problemler yaşadığını gösterir. Yani mesela sunucuya o kadar fazla talep olmuştur ki sunucu çökmüştür ve şu an işleminizi yapamıyordur. Böyle hatalar da alabildiğimiz oluyor. 3 ile başlayan bir statü kodu görürsek bu ikinci bir aksiyonun gerekli olduğunu gösterir. Diyelim ki çok çok güvenli bir sisteme ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bazen sadece başta yaptığınız şifreleme yeterli olmaz. İlk şifrelemeyi geçersiniz. Sonra sistem size ikinci bir şifreleme, ikinci bir aksiyon alma için soru sorar. Bunlar 300 ile başlayan komutlar. 2 ile başlayanlar, mesela 200 buna en güzel örnek, herhangi bir sorun olmadan çalıştığını gösterir. 1 ile başlayanlarsa da bilgi verenlerdir. Mesela atıyorum bir işlem istedik. Bize bundan 20, ne bileyim, 100 güne kadar olan zaman zarfındaki hava durumlarını tek tek gönder dedik. Belki program o kadar, yani sunucuda saklı olan program o kadar hızlı tepki veremez.
Der ki ben şu an işlemi yapıyorum ama daha işlem bitmedi. Mesela bunun bilgisini bize yüzlü bir komut üstünden, böyle bir statü kodu üzerinden döndürür. Tabii ki biz normal kullanıcılar olarak 404 haricinde diğer hataları pek görmeyiz. Ama eğer bir programcı, bir geliştirici olacak olursak aslında bu her yönden gönderdiğimiz talebin karşılığında sunucu tarafından bize döndürülen yanıt kodunu tek tek alabilir, gözlemleyebilir ve o bilgiye ulaşabiliriz. Dolayısıyla programlamayla ne kadar haşır neşirsek bu tarz yanıt kodlarını görme ihtimalimiz de o kadar artar. 404, 400, 402 böyle birçok farklı yanıt kodu var ve hepsinin farklı anlamları var. Bundan dolayı farklı numaraları var tabii ki. Wikipedia'nın şurada ne yazık ki mouse'u sürükleyince şu çıkıyor ama aşağıda mesela bir tane orada gördüğünüz bir tane link bıraktım. O linke bakarsanız eğer hangi statü kodunun neye karşılık geldiğini görebiliriz. Bu biz talebi yaptık, sunucu bize öncül olarak bir yanıt kodu gönderdi. Bunun haricinde tabii ki ana yemek eksik. Yani ben hava durumunu öğrenmek istiyorum, bana hava durumunu geri göndermen lazım. Bu da içerik kısmı, content kısmı. Burada işte hava durumu bugün yağışlıysa yağışlı, işte ne bileyim derecesi 10'sa 10 vesaire bunların bilgilerini de edinebiliyorum. Benim sunucuyla irtibatımı sağlayan, kullanıcının sunucuyla irtibatını sağlayan ve bunu Python'da yapmamızı sağlayan paketin ismi request paketi. Ve şimdi request paketini izlemeye başlayabiliriz. Bu girişi yapmak zorundaydım. Aksi halde birçok şey havada kalacaktı. Dolayısıyla artık bu konuda benzer bir anlayışa sahip olduğumuzu varsayarak şimdi kod kısmına geçiyorum. Bu örnek için, daha doğrusu bu uygulama için bir örnek buldum. Bu örnek metaweather.com diye bir site. Bu siteyi seçmemin nedeni şurada bahsettiğim otorizasyon, yani herhangi bir şifrelemeye ihtiyaç duymuyor olması. Ve aynı zamanda aramızda jeoinformatik öğrencilerinin çoğunlukta olduğunu varsayarsak hava mesela güzel bir uygulama olabilir sizin için, hava bülteni. Buraya baktığımız zaman sayfasına gittiğiniz zaman metaweather.com'un sayfasında şöyle bir şey gösteriyor. Baktığım zaman neleri görebiliyorum? Ben bu örneği bakayım 11 Şubat'ta yapmışım. 11 Şubat today altında, 12'si yarın değerleri. İşte 13, 14, 15. Dolayısıyla 5 günlük bir zaman aralığını gözlemleyebiliyorum. Aynı zamanda hava durumunu görebiliyorum. İşte yağışlı mı, ne bileyim işte güneşli mi, açık mı, yoksa bulutlu mu, bunu görebiliyorum. Başka ne görebiliyorum? Maksimum dereceyi görebiliyorum, minimum dereceyi, rüzgarın yönünü, aynı zamanda hızını görebiliyorum. Peki ben madem ki API üstünden, yani bu sunucuların kapılarının olduğu yere API gibi düşünebiliriz. Ben bu kapı üzerinden sunucuya ulaşmaya çalışıyorum ve bunu API üstünden sağlıyorum. Burada sayfaya bastığınız zaman ve API kısmına bastığınız zaman öncelikli olarak bizi dokümantasyona yönlendirdi. Dokümantasyon sayfasında şöyle bir şey görüyoruz. Her sunucunun API dokümantasyon sayfası birazcık farklı olur. Ama MetaWeather güzel bir örnek. Çünkü çok detaylı bir şekilde bana anlatmış. Üst kısım birazcık geyik. Buraya geçiyorum. Ama şurada bana belli metotlardan bahsediyor. Diyor ki sen bu sunucu üzerinden bir lokasyonun, işte İstanbul mesela, İstanbul'un konumsal bilgisini alabilirsin. İstanbul'un konumsal bilgisini aldıktan sonra onun 5 günlük hava tahminini alabilirsin. Ve aynı zamanda İstanbul'un örnek olarak 5 günlük verisinin ötesinde aynı zamanda spesifik bir gününün de verisini alabilirsin diyor. Her birinin linkleri var. Hangi metodu kullanmak istiyorsanız onlara basarak onların açıklamasını okuyabiliyoruz. API sayfalarında her zaman olmazsa olmaz şey şöyle bir ifade görürsünüz. Slash'la başlayan. Bu da Google'daki, pardon, burada yazdığımız linklerin bir benzeri aslında. Bana şunu söylüyor. İşte başta metaweather.com/API dedikten sonra şu kısmı koyarsam eğer bana eğer location search, yani İstanbul'un konumsal bilgisini almak istiyorsam bana onunla ilgili bilgi döndürecekmiş. Ya da ben bunu başka olarak nasıl yapabilirim? Belki İstanbul'un ismini geçmem ama enlem ve boylam değerlerini geçerek de aynı şekilde onun bilgisine ulaşabiliyorum. Aşağıya kaydığınız zaman birazcık burada başka kullanım örneklerini görebilirsiniz. Ne tarz cevaplar döndürebileceğini ve hangi bilgilere ulaşabileceğinizi görürsünüz. API kullanmanın tabii ki en büyük avantajı bana dinamizm sağlaması. Geriye doğru arama yapabiliyor olmam, ileriye doğru tahminleri alabiliyor olmam ve bunları sistematik bir şekilde yapabiliyor olmam. Dolayısıyla bir program geliştirirken elle işte İstanbul'un bugün derecesi bu demektense böyle bir sistem kullanarak veri akışını otomize edebilirsiniz. Ondan da bahsetmiş olayım.
İkinci, ilk kısım location search'tü. Yani konum aramasıydı. İkinci kısımda direkt bir konum, bu link üzerinden mesela Londra'nın 5 günlük hava tahmin raporunu alabiliyorum. Birazdan basacağız linklere, bakacağız nasıl gözüküyor. Ama hangi bilgilere ulaşabiliyorum? Burada gördüğüm bütün bilgilere ulaşabiliyorum. Bu bilgiler neler? Demin gördüğüm gibi işte hava durumu, rüzgarın yönü, rüzgarın şiddeti, en yüksek değer, en sıcak, en yüksek ve en düşük ısı değerleri vesaire vesaire, onları gözlemleyebiliyorum. İşte nem oranı, işte görüş mesafesi, mil cinsinden. Bu tarz bilgilerin hepsine ulaşabiliyorum. Ve üçüncü uygulama da neydi? Belli spesifik bir gün üzerinden spesifik bir konumun değerine ulaşmaktı. İşte atıyorum 25 Aralık 2019'daki değere bile ulaşabiliyorum. Geriye doğru bir arama bile yapabiliyorum. Burada da örneklerini görebiliyoruz. Şimdi baktığım zaman ben ne istiyorum? Ben hava bültenini, hava değerlerini öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla mesela şu örneğe tıklayalım. Bastığım zaman beni şöyle bir sayfaya yönlendiriyor. Öncelikli olarak tekrar dokümantasyona geri dönersek Londra'nın hava bültenini döndürdüğünü görebiliyorum. Sağ tarafta hangi şehir için olduğunu, sol tarafta da örneğin linkini görebiliyorum. Bastığım zaman bakın linke dikkat edelim. metaweather.com/api/location ve burada da işte atıyorum 44.418 gibi bir şehir ID'si var. Şehri betimleyen bir numara var. Demin bahsettiğim Birleşik Konsolide Hava Bülteni'ni ve 5 gün üzerinden görebiliyorum. Nasıl görebiliyorum? Onu da tekrar sunuma geri dönersem okunaklılığı daha düzgün olduğu için buradan daha iyi gösterebileceğim. Şimdi mesela ben bu örneği, bir de şunu göstereyim pardon. Öncelikli olarak benim Londra'nın ya da İstanbul'un değeri olan 44.418'i bilebiliyor olmam lazım. Bunu nereden bulabilirim? O da yukarıda bulduğum o location search kısmında. Mesela şu sayfaya bastığım zaman, hatta şöyle göstereyim basmadan önce. Lokasyon, search, soru işareti, query eşittir dedikten sonra şehrin ismini vermem gerekiyor. Londra için buna bastığım zaman hangi bilgiler var? İşte başlık Londra, konum tipi şehir, bir ID, ona karşılık gelen bir şehir belirteci ve sonra da yatay ve pardon, enlem ve boylam değerlerini gözlemleyebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu İstanbul için sorguluyor olsaydım yapacağım şey buradaki Londra kısmını değiştirmek olurdu. Buraya İstanbul yazarsam artık bakın burada gördüğüm ID değeri değişti. Yeni değer işte 2.344.116 diye yeni bir değer. Dolayısıyla benim İstanbul'la ilgili sorgulama yaparken edinmem gereken ID değeri bu. Peki sunuma tekrar geri dönelim. Yukarıda yaptığımız şeyin birebir aynısını yapıyoruz. Bakın burada link query eşittir İstanbul yazıyor. Burada da cevabını görebiliyorum. Şimdi ben bunu Python programı üstünden yapmak istiyor olsaydım request paketini yüklemem gerekiyordu. Request dedim. Yanıt diye bir değişken oluşturdum ve request paketinin get metoduyla, çünkü ben hava bültenini almak istiyorum. Ona göndermek değil, onu almak istiyorum. Dolayısıyla get metoduyla sayfanın adresi gördüğünüz gibi tıpkı burada yazdığımla birebir aynı. İstanbul'u yazdığım zaman ve yanıt.json. Bu yanıt.json bana şuna yarıyor. Burada gördüğüm cevabı, şurada gördüğüm cevabı bilgisayar okunaklı hale getirmeme yarıyor. Burada neyi kastediyorum? Yanıta baktığınız zaman öncelikli olarak köşeli parantezle başlayıp köşeli parantezle bittiğini gözlemleyebiliyorum. Aynı zamanda süslü parantez devam ediyor. Süslü parantez devam ediyor. Dolayısıyla bunun cevabı nedir? Dictionary içeren bir listedir. Gördüğüm zaman veri tiplerinden bunu öğrenmiştim zaten. O zaman benim bunun bir yazı olmaktansa direkt dictionary içeren bir listeye çevirmemizi sağlayan komut nokta JSON komutu. Ve bunu ekrana bastığım zaman birebir aynısını görebiliyorum. Sayfada ne çıktıysa yanıt olarak da aynısını görebildim. Peki ben İstanbul'un ID değerine ulaşmam lazım. Çünkü bir sonraki adımda artık İstanbul'un 5 günlük hava bültenini alacağım. O zaman benim için önemli olan kısım buradaki veriyi almak. Dolayısıyla hatta spesifik olursak direkt şu değeri almak. 2.344.116 değerini almak. Bunu nasıl yaparım? Artık yanıt.json'un liste tipinde ve dictionary içeren bir yapı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ne yaparım? Şehir ID eşittir yanıt.json. Sonra da liste olduğu için sıfırıncı elemanı, yani ilk eleman, yani sıfır indeksli ilk elemanına ulaş. Dolayısıyla artık dictionary ile muhatabım. Dictionary'nin de vo ID anahtarına karşılık gelen değeri ekrana bastır. Ve o da burada gördüğümüz işte 2.344.116 değerini bana döndürüyor.
Peki ilk aşamayı geçtim. Şimdi artık İstanbul'un ID'sini biliyorum. Bir sonraki aşama ne? Tahmin edebileceğiniz gibi bir sonraki aşamada o şehrin hava bültenini almak. Londra için bu değerde. Dolayısıyla ben şu değeri kopyalayayım. Hava bülteninde Londra'nın değil İstanbul'un istiyorsam o zaman buradaki değeri buna devirirsem eğer yani evlitirsem hava bültenini alabiliyorum. Buradaki şimdi tekrar sunuma döneceğiz. Sunumda daha düzgün bir şekilde görebilirim. Yaptığım şeyi burada Python üstünden gerçekleştirmişim. Yine request paketini kullanarak get komutuyla İstanbul'un ID'sini girdiğim ve cevabını da JSON'a döndürerek bastığım cevap burada. Sığsın diye üçüncü şeyden sonra kestim. Dolayısıyla normalde liste daha büyüktü aslında ama okunaklılık açısından birkaç satırını aldım. Burada ben neyi gözlemleyebiliyorum? İlk olarak görebileceğim şey, ben bu raporu 11 Şubat'ta çalıştırdığım için 11 Şubat'ın değeri, 12 Şubat'ın değeri ve 13 Şubat'ın değerlerini görebiliyorum. Tabii ki okunaklık olarak biraz zor ama liste tipinde ve dictionary'lerle ayrılmış şu ilk dictionary'nin başlangıç yeri, bu da bitiş yeri de şurada dikkat ederseniz. Sonra virgül, sonra ikinci tarihin dictionary'si var burada. Burada yine ikinci dictionary bitiyor, virgül üçüncü dictionary başlıyor. Dolayısıyla listenin içerisinde 5 günlük her günün değerleri, işte ne var mesela burada? Bakalım. Isı değerimiz var. Ya da hava durumunun karşılığı işte ne bileyim parçalı bulutlu bilmem ne ya da hafif yağmurlu vesaire o değerlere tek tek ulaşabiliyorum. O zaman yapmam gereken şey ne? Ben bu kısımda yanıt.json dedikten sonra ilk anahtarım olan consolidated weather dedikten sonra artık buna karşılık bu anahtara karşılık gelen değeri biliyorum. Bu bir liste. Listenin ilk elemanı güncel değeri, ikinci elemanı bir sonraki günü, üçüncü elemanı ondan sonraki günü. Bu şekilde 5 elemanlı bir liste düşünün. Ve diyelim ki ben sadece hava ile ilgili, derece ile ilgili kısmı ilgileniyorum. O zaman temp, the temp kısmındaki anahtara karşılık gelen değeri. Eğer hava durumunun yazısal karşılığını merak ediyorsam da weather state name, yani şu kırmızıyla işaret ettiğim kısımlara ulaşarak her bir günün veya özellikle bu örnekte spesifik olarak o günün değerini alıp ekrana bastırabiliyorum. 15.9 derece ve hafif bulutlu. Gördüğünüz gibi light cloud ve dereceyi de edinebiliyorum. Ben yarının değerine ulaşmak istiyor olsaydım o zaman bunu 0 değil 1 yapardım. 2 gün sonra isteseydim o zaman 2 yapardım vesaire vesaire. Bu şekilde değiştirebilirdim. Ama ben güncel değeri istediğim için 0 benim için yeterli. Şimdi şu ana kadar herhangi bir sorunuz var mı bununla ilgili? Çünkü en son olarak son bir slaytımız kaldı. Bu slaytta da yapacağım şey şu olacak. Bugün öğrendiğimiz 4 tane kütüphaneyi birleştirip bir uygulama geliştirmek olacak. Eğer API ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa şimdi sorun. Aksi halde uygulamaya geçelim. Sanırım yok. En azından uygulamadan sonra en kötü ihtimal onu da tamamlayabiliriz. Yani onu da yanıtlayabiliriz. Şimdi uygulamadan öncelikle olarak kodu yazdık. Kodu çalıştırdık. Kodda neleri görüyoruz öncelikli olarak? Bir TK inter paketini yüklemişim. Dolayısıyla bir arayüzle muhatap olacağım. Request paketini yüklemişim. Dolayısıyla bir sunucuyla konuşacağım. Onunla bir irtibata geçeceğim. Date modülünü, date time modülünü yüklemişim. Dolayısıyla ya da kütüphanesini yüklemişim. Dolayısıyla tarihlerle ilgili bir işlem yapacağım. Ve random, dolayısıyla rastgele sayı oluşturan bir metodum var. Daha doğrusu bir uygulamam var. Çalıştırmadan önce sonuçta çıktısının ne yapacağından bahsedeyim. Mantık şu. Öyle bir arayüz olsun ki kullanıcı oraya bir şehir ismi yazsın ve o şehir ismini yazdıktan sonra ona karşılık gelen sistemden rastgele oluşturulmuş bir tarih için hava bültenini bana bakalım konum derece ve havanın durumu hakkında bir ifade ekrana döndürecek şekilde geliştirmek istemişim. Uygulamanın yapacağı şey bu. Çıktısını sağ tarafta görebilirim. Arayüze ben Ankara diye bir ifade bırakıyorum ve havayı göster butonuna basıyorum ve sonuç bu şekilde cereyan ediyor. İşte 25 Şubat 2020'de hava 7.85'miş ve hava durumu açıkmış. Tabii ki ben neyi öğrendim bir önceki kısımda TK Inter paketini ele alırken tarih seçici de ekleyebilirim. Dolayısıyla rastgele bir tarih oluşturmak zorunda değilim. Kendim direkt İstanbul'un şu tarihteki havasını göster bana da diyebilirdim. Ama
bugün öğrendiğimiz 4 tane kütüphaneyi birleştirmek için random'ı da bir şekilde işin içine dahil ettim. Şimdi koda bakalım. Kodda neler görüyoruz? Öncelikle bir arayüz oluşturmuşuz. Başlık olarak hava durumu demişiz. Tamam. Büyüklük olarak 250 yatayda ve 50 düşeyde bir piksel büyüklüğünde bir arayüz geliştirmesini istemişiz. Sonrasında bir etiket oluşturmuşuz. Şehir ismi girin gibi. Ve o etiketin yani zaten burada ismini söyledim. Yerleştireceğimiz yer en üst ve başta olmasını istemişiz. Sonra da entry isminde başka bir TK inter'e özgü bir class'ın objesini oluşturmuşum. Bunu şehir ismi bir değişkene atamışım. Ve sonra da bunu ilk satıra ama ikinci kolona eklemişim. Dolayısıyla şehir ismi girinin hemen yan tarafına konumlandığını görebiliyorum. Şimdilik yine fonksiyonlara geçelim. En altta da bir düğme kısmı var. Bir saniye. En alttaki düğme kısmında bir buton class'ın objesini oluşturmuşum. Arayüzüne eklemlendirmişim. Havayı göster yazmasını istiyorum üstünde. Tamam. Ve bu düğmeye basıldığı zaman hava durumunu bul isimli bir fonksiyonun tetiklenmesini istediğimi söyleyerek ve alt satırda, ikinci satırda ve ikinci satırın birinci kolonunda yerleşmesini istemişim. Dolayısıyla konumu bundan dolayı burası. Peki, sonra da main loop diyerek arayüzün devamlılığını sağlamışım. Şimdi hava durumu bul fonksiyonuna bakalım. Hava durumu modülariteyi hatırlayacaksınız bir önceki dersten. Normalde ne yapıyorduk? Küçük küçük fonksiyonlar oluşturuyorduk. Bu fonksiyonların çıktısı diğer fonksiyonların girdisi olacak şekilde Lego parçaları gibi birbirine bağlandırıyorduk. Dolayısıyla hava durumu bul fonksiyonu düğmeye basıldığı zaman tetiklenecek olan fonksiyon olduğunu şuradan görebiliyorum. Hava durumu bul fonksiyonunda adım adım gidecek olursak demin yaptığımız gibi ilk olarak şehrin ID'sini bulmam lazım. İstanbul'dan bahsediyorsam her ne kadar ilk adımda İstanbul yazabiliyor olsam da ikinci aşamada ben havanın durumunu spesifik bir gün için istiyorsam o zaman şehir ID'sini bilebiliyor olmam lazım. Dolayısıyla şehir ID'sini öncelikli olarak bulmam lazım. Bunun için ayrı bir fonksiyon geliştirmişim. Şehir konumu bul isimli bir fonksiyon. Ve bunun neticesinde şehir ID ismi değişkeni atamışım. O zaman yapacağım şey ne? Bir önceki kısma geçip şehir konumu bul fonksiyonu nasıl çalışıyor? Öncelikli olarak global, demin bahsettiğimiz o global şehir değişkenini oluşturmuşuz. Şehir değişkeni neydi? Buradaki entry alanıydı. Şuradaki entry alanı dediğimiz kısım. Yapacağım ilk şey şehir kısmına girilen değeri almak. Özellikle bu tarz girdi vesairelerle uğraşıyorsanız ve TK Inter'de bu bir entry class'ının objesi ise get komutu ile oraya girilen değeri alabiliyorum. Buradaki get komutu API'lerde yani request'lerde kullandığımız get komutu ile aynı şey değil. İşlevsellik olarak aynı şey yapıyor. İsim olarak aynı şey ama sadece bir şans eseri ikisi de get diye isimlendirmiş. Başka bir şey de olabilirdi yani ismi. Dolayısıyla buradaki get ile buradaki get aynı değil. Onu aklımızda bulunduralım. Şehir kısmına girilen, insanların girdisi olan Ankara örneğinde gördüğümüz gibi o değeri aldım ve burada gördüğüm o statik olan query'min içerisine yerleştirdim. Bu query'nin cevabı ve sonra da VoID dediği şehir ID'sini döndür kısmıyla şehir konumu bul fonksiyonunun bana Ankara'ya karşılık gelen ID değerini döndüreceğini artık biliyorum. Ve bu işlem tamamlandıktan sonra da bunu şehir ID isimli değişkene atıyorum. İkinci satırda rastgele tarih diye yeni bir değişken oluşturmuşum ve bunun da neticesi rastgele tarih uydur diye bir fonksiyonun neticesi. O da yukarıda tanımlı. Bu arada şunu gözlemlemişsinizdir. Çağırdığım fonksiyonun yukarıda ya da aşağıda tanımlanmasının bir önemi yok. Python dosyayı okurken yukarıdan aşağıya okur ama diyelim ki bu fonksiyon yukarıda olsaydı ve bu fonksiyon aşağıda olsaydı herhangi bir fark olmazdı. Bütün dosyayı önce tarar. Burada kullandığınız fonksiyon isimlerinin nerelerde olduğuna bakar. Ama önce yazmak zorunda değilsiniz. Eğer fonksiyonlardan bahsediyorsak, değişkenlerden bahsediyorsak önce evet çağırdığınız değişken yukarı tanımlı olması lazım. Bu sıra önemli. Neyse, rastgele tarih uydur fonksiyonu nasıl çalışıyor ona bakalım. Bir rastgele yıl oluşturmam lazım. Rastgele yıl işte 2019'da 2020 arasında herhangi bir değer seç dedim. Burada biraz daha tutumluydum açıkçası. Daha geniş bir aralık tanıtabilirdik. Mesela 2000'den 2020'ye kadar herhangi rastgele bir sayı döndür diyebilirdik. Ama API'nin ne kadar geriye dönük, yani sunucunun ne kadar geriye dönük tarih tuttuğunu bilmiyorum. Dolayısıyla olabildiğince kısa tutmaya çalıştım aralığı. 2021 de demedim. Çünkü 2021'de mesela 16 Ekim diye 2021'den bir tarih olsaydı gelecekte bir tarih. Dolayısıyla sorun çıkabilirdi. Onun için 2019 ve 2020 ile kısıtladım tarih rastgele yıl değişkenini.
Rastgele ay değişkeni 1 ile 12 arasında, yani Ocak ile Aralık arasında herhangi bir sayının indeksi olabilir, önemli değil. Rastgele gün yine 1 ile 30 arasında olsun dedim. Çünkü bazı aylar 31 çekmiyor. Tek burada exception, tek istisnai durum tabii ki Şubat. Şubat'ta patlayabilir. Çünkü Şubat 30 yok mesela. Ama o da %1 ihtimal. Dolayısıyla onu da şimdilik göz ardı ettim. Ama iyi bir programcı tabii ki bu durumları da sorgulaması lazım. Yani mesela gün değişkenini nasıl diyeyim, rastgele seçerken eğer yukarıda hesapladığın ay değeri 2'ye eşitse o zaman aralığı 1 ile 28 arasında, 1 ile 27 arasında kısıtlayabilirdik. Ama kodun sığması için açıkçası biraz burada tembel davrandım. Sonra da rastgele tarih diye bir değişken oluşturdum. Şunu biliyorum ki ben sıfırdan bir tarih oluşturmak istiyorsam date klasının bir objesini oluşturmam lazım. Date dedikten sonra yıl değeri, işte diyelim ki 2019 ya da bu örnekte 2020 olmuş. Rastgele ay değeri Şubat'ı bulmuş, 2'yi bulmuş. Rastgele gün değeri de burada 25'i bulmuş. Dolayısıyla böyle bir rastgele tarih oluşturduk. Ve günün sonunda rastgele tarih nokta strf time. Ben strf time'ın ne diye size tanıtmıştım. Aralarına koyduğunuz işaretler, işte mesela buradaki slash ifadeleri olduğu gibi o formatta döndürüyor. Dolayısıyla 2020-02-05 yazmaktansa 2020/02/05 şeklinde bir cevap döndürdü. Bunu neden yaptım? Onun da nedeni, mesela şurada tekrar API'ye geri dönecek olursak, spesifik bir tarih isterken, mesela 2013 tarihinde 27 Nisan'ın Londra değerine ulaşırken gördüğünüz gibi aralara slash koymanız gerekiyor. Çizgi değil. Dolayısıyla strf time ile beraber onun bu formatta, yani API'nin sunucunun beklediği formata çevrilmesini sağlamış oldum. Şimdi rastgele tarihimi de edindim artık. Artık bundan sonra yapacağım şey ne? Yanıt diye bir değişken tanıttıktan sonra request paketi üzerinden ulaşmak istediğim konumun ulaşmak istediğim tarihteki değerini giriyorum. Ve sonra da yanıt bunun karşılığı olacak şeydi. Yani sistemden benim talebime karşı edindiğim değerdi. Yanıt değerini de tekrar JSON'a çevirdikten sonra tek bir günden bahsettiğim için sıfırıncı indeksindeki o derecesine, hava derecesini ve aynı zamanda sıfırıncı indeksindeki, yani verdiğim gündeki hava durumunu ekrana bastırmasını istiyorum. Çünkü print içerisinde. Burada tarih demişim, iki nokta üstte koymuşum, süslü parantez demişim. Dolayısıyla rastgele tarih değeri buraya yerleşecek. Sonra burada ters slash ve n harfi demişim. Ters slash n dediğiniz zaman siz her ne kadar yazıyı yan yana yazsanız da ters slash n dediğiniz yerlerde alt satıra geçer. Buna da new line deniyor. Yeni satıra geçmesini tek ters slash n ile sağlayabiliyorum. Dediğim gibi rastgele tarih değeri buraya gelecek. Derece iki nokta üst üste diyecek. Sonra edindiği dereceden, sunucudan aldığı değer olan dereceyi buraya koyacak. Alt satıra geçecek. Hava durumu iki nokta üst üste dedikten sonra da hava durumu açıkmış o gün. O değeri de buraya bastıracak. Ve ben buradaki hava durumunu göster dediğim zaman yeniden işte rastgele bir tarih oluşturup, işte diyelim ki İstanbul için uygulama yapmak istiyorum. İstanbul'un o rastgele tarihteki tarih değerini, derecesini ve hava durumunu ekrana basacak. Bu da bu şekilde. Zannederim bundan başka bir slide'ım yok. Evet. Dolayısıyla bu şekilde öğrendiğimiz bütün kütüphaneleri de birbirleriyle harmanlayabiliriz. Benim kısmım bitti. Evet, teşekkür ederiz. Arkadaşlar seslerinizi açıyorum. Sorularınız varsa sesli olarak da sorabilirsiniz veya chat'e de yazabilirsiniz yine. Ben bir şey sorabilir miyim? Mesela bu özellikle bugün çok ağır mıydı şey olarak, içerik olarak? Bence değildi. Ya bilmiyorum, ya arkadaşların da şeylerini belki yazabilirsiniz ya da sesli bir şekilde ifade edebilirsiniz. Takip etmesi zor muydu mesela? Yine soruyorum demiş Ahmet Bey. Genel olarak kütüphanelerin çalışma mantığını anladık mı peki? Yani tabii ki spesifik olarak her kütüphanenin farklı beklentileri var. Farklı şekilde hareket alıyor. Ama mesela neden kütüphane import ediyoruz? Neden işin içine dahil ediyoruz? Mesela bu konu açıklığa kavuştu mu? Ha, güzel demiş. Ben mesela çok güzeldi, farklı kütüphane kurmanı merak etti. Teşekkür ederim. Ben mesela şeyi istedim,
karmaşıktı ama mantığına göre teşekkür ederiz. Güzel. Aslında API kısmı en çok üstünde durduğum kısım çünkü hakikaten anlaması zor ama bence örneklerle şey yaptığımız zaman daha kolay gibi oluyor. Yani mesela telefondan aslında bir sunucuya talep yollamak, o ilişkiyi anlamak bence daha şey. Evet doğru, bence de kesinlikle atacağım. Biraz daha pekiştirmek lazım örnekle yani. Biraz şey yapmak istedim açıkçası, yani bir şeyleri öğrendik ama havada kalmasın, dolayısıyla onunla bir uygulama geliştirebileceğimizi size göstermek istedim açıkçası. O bakımdan ben son kısmı kendi adıma başarılı buluyorum. bu arada başka yorumlar yapacak olanlar varsa yapabilir. Ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yarın içeriğini daha geliştirmedim ama şu şekilde olmasını planlıyorum. Sizin için de uygunsa. Özellikle veri analizi konusunda bizim CSV ya da Excel tarzı dosyaları açabiliyor olmamız lazım. Ve onların üzerinde belli manipülasyonlar yapabiliyor olmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra veriyi görselleştirebiliriz. İşte belli chartları, belli grafiklerin üzerine koyabiliriz. Ya da mesela galiba ilk günkü teorik sunumda göstermiştim. Orada işte atıyorum Kepler diye bir uygulamayla harita üzerinde mesela Türkiye'nin deprem faylarının analizini yapmıştım mesela bir projemde. Mesela o tarz daha interaktif, daha son kullanıma uygun bir şekilde bir eğitim hazırlamayı düşünüyorum yarın için. Umarım sizin için de ilgi çekici olur. Bu şekilde olmayı düşünüyorum. Yani proje geliştirmek için aslında biraz şey yapmak. İlkay Bey'in bir sorusu var. Ödev gibi ya da kendi projelerimizi geliştirmek açısından diyor. Yani proje aslında tam şey, kişiye spesifik bir şey açıkçası. Yani kendi geliştirmek istediğiniz bir şeyi yapmak daha uygun. Yani sevmediğiniz, istemediğiniz bir şey geliştirmektense bence öncelikle kendiniz ne geliştirmek istiyorsunuz? Bunu bir düşünün. Hani kitaplar bu konuda tabii ki size alternatif sunabilir ama sevdiğiniz bir şeyle uğraşmak bence daha iyi. Onu kesinlikle tavsiye edebilirim. Mesela ben kendim açısından spor datasının görselleştirmesini ve onların analizini mesela seviyorum. O konular benim çok ilgimi çekiyor. Dolayısıyla ben onları öğrenmeye gayret ediyorum bu aralar. Birisinin bir soru, İlkay Bey'in galiba bir sorusu mu var? İlkay Bey mikrofonu açabilir miyiz Gizem Hanım? Mikrofon açık şu anda. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Merhaba. Evet, ben de tam olarak sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Ben harita mühendisiyim. Kendim yapmaya çalıştığım programlarda işte atıyorum temel ödevlerin programlanması vesaire gibi. Ama önümde bunu kontrol edebilecek veya bunun doğru olup olmadığını şey yapabilecek biri veya bir program yok. Yani yaptığımız şeyin sonucunun doğru yolda olup olmadığımızı veya açıkçası bir sonucu olan bir şeylerin erişimi gibi bir şey düşünmüştüm ben. Yani onu anlatmaya çalışmıştım. Yani anladım ama benim bilgim dahilinde mesela kodlarınızı bir yere koyup mesela atıyorum Git gibi ortamlara kodunuzu koyabilirsiniz ama hani onu kontrol edecek ya da size ya işte İlkay böyle değil de şöyle yap diyebilecek sistemler var mı? Açıkçası ondan yani bir haberim açıkçası, bilmiyorum. Hani normalde biz mesela işte tabii şey yapıyoruz. Benim yazdığım kodu başka biri tabii ki kontrol ediyor bir şekilde. O şekilde gelişiyor ama belki kendinize buradan mesela bir tane arkadaş bulabilirsiniz. Mesela belki birbirinizi şey yapabilirsiniz. Biliyorum hani o da sizin kadar gelişmiş olmayacak bu konuda ama en azından fikirlerinizi paylaşabilirsiniz o şekilde. Anladım. Çok teşekkür ederim. Benim bildiğim bir platformda yok açıkçası bunu yapan. Anladım. Çok teşekkürler. Bak mesela bakın Kaan Bey mesela bir tavsiyede bulunmuş. Telegram grupları varmış mesela. Oralarda belki paylaşabilirsiniz. Anladım, tamam. Kaan Bey'le şey yaparım, iletişim kurarım o gruplara erişmek için. Tamam, çok teşekkürler. Tamam, tabii ki. Başka bir soru, başka bir yorum ya da tavsiye yoksa eğer bugünü noktalayabiliriz isterseniz.